Ekrem Bey. Bir müsaade edin. Şehzadeler şehri Amasyalı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Buradaki havadan inşallah 31 Mart akşamı için güçlü bir zafer hissiyatı aldığımı da söylemek istiyorum. Amasya elbette bütün işlerinde olduğu gibi, tarımında olduğu gibi, tarımsal sanayinde olduğu gibi, diğer hususlarda olduğu gibi çıtayı daha da yükseltecek ve şanına uygun en iyi sonuca ulaşacak inşallah. Bizler vatansever Anadolu halkının her zaman büyük ve güçlü Türkiye için emeğini, gayretini, fedakarlığını biliyoruz. İnşallah Türkiye için, büyük Türkiye için, Türkiye yüzünü için Amasya'da kol kanat germeye devam edecektir. Bundan asla şüphe etmiyoruz. AK Parti'nin milletin partisi olmasından hareketle, milletin değerlerinden doğmuş olan bir parti olmasından hareketle sonuna kadar da gücümüzü milletten almaya devam edeceğiz. Ülkemizin illerinde, ilçelerinde çevreleri değiştirdi. Amasya'ya son 21 yıldaki tarım, orman ve su alanında yapılmış olan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 17,5 milyar lira. Şehrimize 6 baraj, 2 gölet kazandırdık. Bunları biz yeterli görmüyoruz. Üretimin çok daha iyi ve üst potansiyele sahip olduğunu şekilde inşallah bizler çok daha iyilerini yapacağız. Özellikle Sulova ilçesinde sağ sol sahil sulamalarının yenilenmesi için yaklaşık 5,3 milyar liralık bütçeyle devlet su işlerimiz 2024 yatırım programının içerisine aldı bunu. İnşallah en kısa zamanda bunun yapımına başlayacağız. Sadece iki tane rakamdan ibaret değil. Yaklaşık 150 bin dekarlık bir sahada aynı zamanda sulama yatırımlarının, daha doğrusu yenilemelerinin yapılması da söz konusu olacak. Gönül beraberliğimiz var. Bu ülkeye hepimizin borcu var. Bizler sorumluluklarımız itibariyle, sizler de emeğiniz ve gayretinizle birlikte olması gerekenden çok daha ilerilere taşıyacağız inşallah. Türkiye yüzünde inşallah milletimize ve ülkemizin konumuna, gücüne yakışan bir inşa vizyonu da ortaya koymak için bizler gece gündüz çalışıyoruz. Belediyelerimiz de bu inşa döneminin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Türkiye yüzyılının ortak paydasında şehirlerimizin tek tek, ilçelerimizin tek tek önemi var. İnşallah biz el ele vereceğiz, kaynaklarımızı en doğru bir şekilde yöneteceğiz. Birliğimiz, gücümüz geleceğimizdir diye inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa etmiş olacağız. Türkiye'nin gücünü Amasya'nın gücüyle birleştirerek her adımı atmanın kararlılığı içerisindeyiz. Hep söyledik, biz gücümüz millet, işimiz hizmet, başka bir gayemiz yok. Türkiye yüzyılının 14-28 Mayıs seçimlerinden sonraki yeni işaret fişeğidir 31 Mart. Dolayısıyla bu seçimlerde bütün ülke olarak şu Türkiye yüzyılını inşa etmek coşkusunu ve kararlılığını göstermenin de adeta mührü olacak inşallah. Bizi önce Amasya'da, sonra bütün Türkiye'de mahcup etmesin ve biz 31 Mart akşamı buradan bütün Türkiye'ye çok kuvvetli bir ses verelim inşallah hep birlikte. Ondan sonra işimiz bitmeyecek. Hemen 1 Nisan'dan itibaren yani çok daha ileriye, çok daha yukarıya taşıyacak ülkemizi şeyler yapmak üzere uyanmış olacağız. Bir saniye. Gülüm şeyi. Çekiyoruz efendim. Çeken desin gülüm. Bakan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama artık. Şimdi neler var? Dur. Şimdi bir pardon çeşit yok. Selamünaleyküm. Sayın Bakan hoş geldiniz. Ya öve bitiremediler. Anlamadım ki. Sayın Bakanlar. Hadi bakalım. 100 gram çırpın deneyim. Sayın Bakanım hoş geldin. Sefa geldin.
boş bulduk ama 100 gramla bırakmayın bence. Sadece tutacağım çünkü. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ya Allah. Bismillah.